Bundan önceki videoyu izlediyseniz esnek ya da bir diğer adıyla elastik çarpışma problemlerinin ne kadar da can sıkıcı olabileceklerini görmüşsünüzdür. Cebir kısmı da cabası. Bu konuyla ilgili videoları seyretmeye daha kolay bir yolu anlattığım bu videoyla başladıysanız hiç sorun değil. Bir önceki derste ne yaptık? Kısaca tekrar edebiliriz. Çözüme ulaşmak için momentumun korunumu prensibini kullandık. Ama iki bilinmeyenli bir denkleme ulaştık. Cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarının ne olduğunu bilmediğimiz için değişkenlerden birini diğeri cinsinden ifade ederek denklemlerden birini çözdük. Sonra da kinetik enerjinin korunumu prensibinden yola çıkarak başka bir denklem elde ettik. Esnek çarpışmalarda kinetik enerjinin korunduğunu bildiğimiz için bunu yapabildik. Bu denklemin karesini almamız gerekti ve sonuç olarak içinde kareli ifadeler olan karma karışık bir ifade elde ettik. Benzer terimleri toplayıp bir işlem hatası da yapmadığımızı umarak bir sonuç elde ettik. Evet, bu şekilde bir sonuca varılabilir. Ama tüm bu süreçte herhangi bir yuvarlama yapılırsa çıkan sonuç kesin bir değer olmayabilir. Bunu da eklemekte fayda var. Tüm bunları söyledikten sonra akıllardaki soru tabii ki şu. Bunun daha kolay bir yolu var mı? İki tane bilinmeyen son hızın söz konusu olduğu esnek çarpışma problemlerini nasıl daha kolay çözebiliriz? Evet, bunun çok ama çok kolay bir yolu var. Bu dersi de size bunu gösterebilmek için hazırladım zaten. Problemin çözümünü kısa yoldan elde etmek için fizikte her zaman yaptığımız gibi bu soruyu sayılarla çözmek yerine sembollerle çözmeyi deneyeceğiz. Örneğin golf topunun kütlesi için 0,045 kilogram kullanmak yerine bunun herhangi bir kütle olduğunu düşünüp MG sembolünü kullanacağız. Bu noktada bunun bize ne gibi bir faydası olacak ki? Sayılar yerine bu sefer de bir sürü sembol olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Doğru, işler yine bir miktar karma karışıklaşacak. Ama problemleri sembollerle çözerken benzerlikleri ya da işlemlerinizdeki sadeleşmeleri çok daha açık ve net bir şekilde görebileceğinizi unutmayın. İşin içinde sayılar olduğunda tüm bu söylediklerimin farkına varabilmek biraz zor. Ama semboller söz konusu olduğunda bu bağlantılar çok daha kolay fark edilebilir. Burada da zaten buna benzer bir şey göreceğiz. Ve bunun sayesinde de çözüme daha kolay bir şekilde ulaşacağız. Hadi başlayalım. Tüm bu sayılardan kurtulacağız. Onların yerine semboller koyacağız. Örneğin tenis topunun çarpışmadan önceki hızı için 40 metre bölü saniye yerine VTI kısaltmasını kullanalım. Tenis topunun T'si ve ilk hızın İ'si. Bu tenis topunun ilk hızı. Aynı şeyi golf topu için de yapalım. Buradaki 50 metre bölü saniye yerine de VGI kullanalım. Yani golf topunun ilk hızı. Bu arada 50 metre bölü saniye yazdığımızda aslında hızın büyüklüğünden bahsediyorduk. Ama bu defa sembolle gösterirken hızın kendisini ifade ediyoruz. VGI'nin yani golf topunun ilk hızının negatif de olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Aslına bakarsanız golf topu sola doğru ilerlediği için VG'nin negatif olacağı kesin bir bilgi. Ama hiç sorun değil. Zaten sembollerle ifade ediyoruz. Yine de VG'nin hız olduğunu ve pozitif ya da negatif bir değer alabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Aynı şeyi kütleler için de yapalım mı? Golf topunun kütlesi MG. Golf topunun G'si. Tenis topununki de MT. Tenis topunun T'si. Evet, MT olsun. Şimdi de bundan önceki örnekte olduğu gibi momentumun korunumu prensibini kullanacağız. Hemen not ediyorum. İlk momentumu yani başlangıç momentumu tenis topunun kütlesi çarpı tenis topunun ilk hızı yani MT çarpı VTI olarak yazacağız. Golf topununki ise kütlesi yani MG çarpı ilk hızı yani VGI olacak. Sizce bu negatif bir sayı mı? Hayır. Topun sola ilerlediğini biliyorum ama VGI benim için hız anlamına geliyor. Bu da eksi işaretinin gizli olduğu, yani top eğer sola gidiyorsa bunun negatif olacağı anlamına geliyor. Buraya negatif yazarsam hızın büyüklüğünün de eksi olması durumunda 2 eksiden artı elde edeceğim için hata yapmış olur. Bu yüzden de pozitif bırakıyorum. Bu ikisinin toplamı neye eşit olur? Tenis topunun son momentumu yani MT çarpı VTS artı golf topunun son momentumu yani MG çarpı VGS.
Bu arada bunlardan hangilerinin bilinmeyen olduğunu da unutmamalıyız. Son hızları bilmiyorum. Başlangıçtaki hızları ve kütleleri ise biliyorum. Evet, bunlar soruda verilen değerler ama son hızların neye eşit olduklarını bilmiyorum. Sayısal çözümde olduğu gibi burada da bir sonuca ulaşamayacağız. Çünkü yine iki bilinmeyenimiz var. Sayılar yerine semboller kullanmamızın faydasını ise şimdi göreceğiz. Sembolleri kullanarak soru çözerken benzerliklere bakıp sadeleştirme yapıp yapamayacağımızı görebiliriz. Çok büyük bir sadeleştirme yapacağımızı söyleyemem ama buradaki MT'li terimi sola taşıyabilirim. MG'li terimi de sağa alırım. Yazalım. MT çarpı VTI eksi MT çarpı VTS eşittir MG çarpı VGS eksi MG çarpı VGI. Bunları MT ve MG parantezine de alabiliriz. Tüm bunları niye yaptığımızı sorguluyor olabilirsiniz. Bunu ilk defa yaparken böyle bir şeyin neden faydalı olabileceğini ben de anlamamıştım. Ama yine de bu şekilde ilerleyince işlerin bir miktar daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Ve bu örnekte bunu yapmamızın çok önemli olduğunu birazdan göreceksiniz. Evet, şu anda yaptığımız bu işlem ifadeyi sadeleştirmeye çalışırken bizim için çok ama çok faydalı olacak. Şu anda tam olarak göremiyorsunuz ama bana güvenin, tamam mı? Soruyu bu şekilde çözdüğümüz için işimiz gerçekten de çok kolaylaşacak. Diğer tarafa da MG çarpı VGS eksi VGI yazıyoruz. Bilinmeyenlerin hangisi olduğunu bir kere daha hatırlayalım mı? VTS ve VGS değerleri yani toplarımızın son hızları. Evet, güzel bir gruplandırma yaptık ama yine de çok büyük bir ilerleme kaydedemedik. Çözüme ulaşmak için yine kinetik enerjinin korunmasından faydalanmamız gerekecek. Şuradan devam edeyim. Başlangıçtaki kinetik enerjiyi sondaki kinetik enerjiye eşitlememiz lazım. Hemen yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı tenis topunun kütlesi çarpı tenis topunun ilk hızının yani VTI'nin karesi. Evet, tenis topunun çarpışmadan önceki hızının karesini alıp buna bir de golf topunun çarpışmadan önceki kinetik enerjisini ekleyeceğiz. 1 bölü 2 çarpı MG çarpı VGI'nin karesi. Bunu cisimlerin son kinetik enerjisine eşitleyeceğiz. Yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı tenis topunun kütlesi yani MT çarpı tenis topunun çarpışmadan sonraki hızının karesi. Artı 1 bölü 2 çarpı golf topunun kütlesi çarpı golf topunun son hızının karesi. Şu ana kadar yaptıklarımızı işlerimizi kolaylaştırmak ve basit bir ifade elde etmek için yaptık. O halde burada da sadeleştirme yapıp yapamayacağımıza bir bakalım. Terimlerin hepsinde 1 bölü 2 olduğundan bunları sadeleştirebiliriz. Eşitliğin iki tarafını 1 bölü 2'ye böldüğümüzü ya da 2 ile çarptığımızı düşünebilirsiniz. Evet, böylece 1 bölü 2'lerden kurtulmuş olduk. Şimdi bir de burada yaptığımızın aynısını yapmayı yani MT'li ve MG'li terimleri gruplamak istiyorum. Önce MT'li terimleri bir tarafa, sonra da MG'li terimleri bir tarafa toplayalım. Bunu neden yaptığımızı merak ediyorsanız birazcık daha sabredin lütfen. Az sonra anlayacaksınız ve beklediğinize değecek. MT çarpı VT'nin karesi. Bunu eşitliğin iki tarafından da çıkaralım. Böylelikle MT'ler bir araya gelmiş olacak. Eksi MT çarpı VTS'nin karesi. Şimdi de bunu iki taraftan çıkaralım. Eşittir MG çarpı VGS'nin karesi eksi MG çarpı VGI'nin karesi. Burada yaptığım gibi bir de gruplamam lazım. Bunları MT parantezine alayım. MT çarpı VT'nin karesi eksi VTS'nin karesi eşittir MG çarpı VGS'nin karesi eksi VGI'nin karesi. Ve şimdi bu iki denklemi karşılaştırırsanız birbirlerine çok ama çok benzediklerini göreceksiniz. Bu benzerlikten faydalanarak denklemin sağ tarafını sol tarafına yerleştireceğiz. Ve bu sayede de sadeleştirme yapabileceğiz. Bir önceki dersimizdeki sayısal çözümde ilerlediğimiz gibi ilerlememiz de mümkün. Demek istediğim bu hızlardan birinin diğeri cinsinden neye eşit olduğunu bulup denkleme yerleştirebiliriz. Ama sonuç olarak daha karmakarışık bir ifade elde edeceğimiz için bu şekilde ilerlersek işimiz daha kolay olacak. Ne diyordum? Soldaki denklemi sağdakine benzetmeye çalışacağım demiştim. Buradaki hızların karelerinin farkını hızların farkı olarak ifade edebilmenin bir yolu var mı dersiniz? Tabii ki. Bu terimi MT çarpı VTI eksi VTS çarpı VTI artı VTS olarak yazabilirim. Neden mi? Bunları çarptığımda VTI'nin karesi eksi VTS'nin karesini elde ederiz. Çapraz terimler de birbirini götürür ve geriye bu kalır.
Kendiniz de deneyebilirsiniz. Evet, bu ikisini çarptığınızda sonucun buna eşit olduğunu göreceksiniz. Aynı şeyi denklemin sağ tarafına da yapacağım. MG çarpı VGS eksi VGI çarpı VGS artı VGI. Bu ikisinin çarpımı da buna eşittir. İsterseniz bunu da deneyebilirsiniz. İşte şimdi işler ilginçleşmeye başlayacak. Bakın, burada MT çarpı VT'yi eksi VTS var. Buna ek olarak aynı ifadeyi burada da görüyoruz. Bu yüzden de buradaki ifadeyi yani MG çarpı VGS eksi VGI'ye alıp buraya yerleştireceğim. Bu noktada kafanız karışmış ve bunu neden yaptığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu iki terimin birbirinin aynı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Aynı oldukları için birinin yerine eşit olduğu diğer ifadeyi kullanabilirim. Evet, bunu gördüğüm her yere bunu yazabilirim. Bu terimin yerine bunu yazdığımda eşitliğin değişmediğini de eklemem lazım. Bunu eşitliğin değeri değişmediği için yapabiliyorum. Şimdi MG ile bu terimi alıp buradakinin yerine yerleştirelim ve neler oluyor görelim. Hemen yazıyorum. MG çarpı VGS eksi VGI çarpı VTI artı VTS eşittir. Sağ tarafı olduğu gibi bırakacağım. Bu yaptığımızın neden çok ama çok faydalı olduğunu şimdi görüyor olmanız lazım. Bakın, eşitliğin iki tarafını da MG'ye bölebilirim. Böylece bunlar sadeleşir. Sonuç olarak içinde kütlenin geçmediği bir ifade elde ederiz. Başka bir deyişle, çarpışan cisimlerle ilgili elde edeceğimiz bu ifade cisimlerin kütlesinden bağımsız bir ifadeymiş. Biraz garip ama bir o kadar da havalı bir durum, öyle değil mi? Buna ek olarak VGS eksi VGI'nin de iki tarafta yer aldığını görüyorsunuz değil mi? VGS eksi VGI. İki tarafı bir de buna bölelim. Harika, bunlar da sadeleşti. Ve geriye bu denklemlerden ummayacağınız kadar basit bir ifade kaldı. Kendimize biraz yer açmak için şurayı biraz temizleyip yazalım. VTI yani tenis topunun ilk hızı artı VTS yani tenis topunun son hızı. VGS yani golf topunun son hızı artı VGI yani golf topunun ilk hızına eşit olmak zorunda. Toplama işlemi olduğu için sıranın bir önemi yok. Bu yüzden bu ikisinin yerini değiştirerek yazacağım. VGI artı VGS. Bakın elimizde ne var? Harika bir sonuca ulaştık. Esnek bir çarpışmada cisimlerden birinin ilk ve son hızlarının toplamı diğer cismin ilk ve son hızının toplamına eşitmiş. Cisimlerin kütleleri ne olursa olsun. Bu denklemleri semboller kullanarak çözmeyi denemeseydim bu eşitliği asla bulamazdım. Yüzlerce esnek çarpışma sorusu çözsem bile böyle bir eşitliğin var olduğunu asla ve asla bulamazdım. Tüm bu yaptıklarımızın faydası da şu oldu. Kinetik enerjinin korunumuyla diğer denklemi bir arada kullanmak yerine bu basit ifadeyle çözüme ulaşabileceğimizi gördük. Hemen hatırlatayım. Kinetik enerjinin korunumu denklemi hızların karesini içerdiği için biraz başımızı ağrıtan bir denklemdi. Buna bir de diğer denklemden elde ettiğimiz yine çok da basit olmayan ifadeyi koyduğumuzda işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Ama hızların arasındaki bu basit ilişki sayesinde bilinmeyen hızlardan birini diğeri cinsinden ifade edip momentumun korunumu denklemine koyabiliriz. Herhangi bir şeyin karesini almamıza gerek kalmadan. Tamam, hala bir denklemi diğerine yerleştiriyoruz ama her şey çok ama çok daha basit ilerliyor. Bir sonraki dersimizde size bu eşitliği kullanarak esnek çarpışmadaki cisimlerden birinin son hızını nasıl bulabileceğimizi göstereceğim. Son olarak bitirmeden önce bu dersimizde ne yaptığımızı kısaca bir tekrarlayalım. Momentumun korunumu denklemini sembollerle çözdük. Elde ettiğimiz ifadeyi kinetik enerjinin korunumu denklemine yerleştirdik ve sonuç olarak bu basit ve harika ifadeye ulaştık. Bundan sonra esnek çarpışma sorularını enerjinin korunumu denklemini kullanmak yerine bu basit ifadeyle çözebiliriz.